Selam gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz Uka ben bugün sizlerle birlikte canlı klan savaşları yapacağız Tabi cansız klan savaşlarını da e, sizlere göstereceğim. E, ha, bu arada bir saldırı var 15 dakika kalmış. E, evet o hiç saldırı yememiş bir köy saldırıyorlar İnşallah başaramazlar. Biz ilk saldırımızı gerçekleştirelim diğer saldırıları da göstermeye vakit kalsın. E, öncelikle şu 10 numaraya mı? Bakmıştım bir yere bakmıştım ama nereye baktığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. İnşallah bakabiliriz tekrardan. Ee, saldıracağımız yerleri hiç belirlemedik. Belirlemediğimiz için de biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, bu durum inşallah bize kötü etki etmez. Tabi savaşı kazanıp kazanmadığımız konusunda herhangi bir fikrim yok. Ama e, kazanmış olabiliriz de. Şimdi nasıl bir saldırı yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok. 7 numarayı gözüme kestirmişim. Ee, bir de ona saldırayım. E, ee, onda benim karşımdaki arkadaş yok ben 9'muşum. He, 10 benden 3 yıldız alan arkadaş. Belki ben de bir nebze ona 3 yıldız atabilirim. Ümidiyle gireceğim arkadaşlar. Önce 7'ye saldıralım. Şimdi 7'de nasıl bir düzenek sağlayacağız? Kartal topunun oradan kraliçe yürüyüşünü başlatacağım. Akabinde diğer orduları bu taraftan göndermeyi planlıyorum ki şu hava öfülüksüzünden uzak durmak adına. Aynı zamanda burada koruyucu ve barbar kralı eğer temizleyebilirsem ne ala. Haydi bismillah diyelim. Ordumuz hazır. Zehrimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Haydi bismillah diyerek saldırımıza geçelim. Ee, umarım güzel bir saldırı olur. Şimdi öncelikle Şuradan bebek ejderi salıyorum arkadaşlar. Umarım yanlış bir işlem yapmamışımdır. Akabinde şuradan kraliçemi gönderiyorum. Kraliçeyi gönderdikten sonra bir tane duvar patlatıcıyla oraya açıyorum. Eyvah bir tane şifacı gitti. Kraliçe hiç beklemediğim anda gidiyor şu anda. Evet ucuz atlattık. Kraliçe tekrardan geri döndü. Kartal topunu da aldı rakip öldü gayet güzel şimdi akabinde şuraya bir duvar patlatıcı atsam ne olur vallahi çok da güzel olurmuş oldu da ee, gayet etkileyici şimdi bir öfke daha patlattım barbar kral bizim kraliçeye dokunmadan yolundan çıksın diye şuraya bir tane yeti bir tane süper büyücü akabinde şuralara salladık bakalım neler olacak göreceğiz e, ee, barbar kralı gönderiyorum koruyucuyu peşine salladım ee, şimdi yolculuk devam ediyor gayet güzel ilerleyin bakalım arkadaşlar şimdi şuraya bir zıplama büyüsü salladım şuraya attık şimdi yolladık evet birazcık içeri gitmesi gerekiyor barbar ee, bar krala bir koruyucu bastık Ah, karman çorman oldu her yer. Okçu özelliğini kullandım. Orada şampiyon alsın diye buraya bir tane öfkeyi patlatmayı unuttum. Ama sıkıntı yok. Dondurma boşa gitti. Neyse. Şimdi şuradan sallıyorum arkadaşlar. Şampiyonu. Şampiyon ilerlesin. Hadi bakalım. Fena gitmiyoruz. Kraliçe hayatta. Şuraya bir dondurma patlatıyorum şu zehirden bir kurtulsalardı iyiydi. Evet, şampiyon ölmedi, yüreğimizde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Gayet güzel bir şekilde yolumuz ilerliyor. Son 50 saniye bir dondurma daha patlattım. Koruyucu ölmezse süper olacak. Koruyucu gitti. Yeti de giderse problem olacak. Hemen şampiyon yetiş oraya. Evet, gayet güzel. Şampiyon yetişti. Gayet güzel gidiyor. Üçlük gelebilme ihtimali yüksek. Süreden yemezsek aşağılarda bir şey kalmadı. Haydi şampiyon. Şuraya bir duvar kırıcı patlatıcı sallayalım. Neyse patlatıcı öteki tarafa gitti. Sıkıntı yok. Haydi gayret. Ha gayret. 3 yıldız geliyor. Güzel bir planlamayla beraber 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Canlı canlı heyecanlı bir saldırıydı. Evet gayet de hoşuma gitti. Ses tonum hemen değişti. Mutluluklar havada uçuşuyor. E, gayet güzel bir başlangıç oldu videoya. Akabinde diğer arkadaşlarımızın üçlüklerini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi önce bir isteğimizi tamamlayalım. E, klandan yazan var mıdır bilmiyorum. Şimdi bu orduyu çok beğendim arkadaşlar ama bu orduyu değiştireceğim bugün. E, yeni günde farklı bir orduyla devam etmeyi planlıyorum. Şimdi akabinde diğer arkadaşlarımızın son 10 dakika. Saldırılarını gösterelim Şöyle ki önce Osman kardeşimin Saldırısını göstereyim Belediye binası 14'te Atıcı yeti pekka cadı Kraliçe yürüyüşlü herhalde Evet ve uu, Alev atıcı da var Gayet güzel ee, Kraliçe yürüyüşü değil koruyucu yürüyüşlü yapmış Alev atıcı Yukarıdan koruyucu yürüyüşlü Aşağıdan devam ediyor Araya bebek ejderi göndermiş Hızlandırılmış bir şekilde yapıyorum arkadaşlar diğer saldırıma yetişeyim diye e, gayet güzel bir şekilde girişini yapmış süper atıcılarla beraber ana binaya almış. E, ben bu durumu çok fazla yapabilen bir insan değilim o yüzden e, arkadaşlara bu konuda imreniyorum. Evet atıcıyı da çok iyi yere patlatmış. Gayet güzel süper atıcılar orada cehennem kulesinden yemiş. Ya bu oyunda şampiyonu değerlendirmek çok önemli arkadaşlar. Yani attığım bugün üçüncü üçlük. Ee, iki tanesi efsane Lig'de. Bir tanesi şu anda klan savaşında. Evet gayet güzel bir üçlük olmuş. Tebrik ediyoruz Osman'ı. Ee, şampiyonla ilerleyişimle oldu. Evet canlı saldırı var. Hasan 1'e saldırıyor. Hemen Hasan'ın saldırısına geçelim. Ee, ne yapmış? Ejder balon ejder binici yarasa yok dört tane dondurma bir tane öfke kalmış artı şampiyonun özelliğini kullandı evet bu da benim yaptığım hatalardan bir tanesi arkadaşlar e, İki de kaldı muhtemel e, nedir bu hatalardan bir tanesi kril olduğu yerden şampiyon gidiyordu e, orada patlıyorsunuz tabi doğal olarak e, neden doğal olarak Olmuyor arkadaşlar. Yürümüyor bir şekilde. Yürümüyor maalesef. E, orada size bir şeyler engel oluyor. Akabinde hemen diğer 3 yıldızı sal bakalım. Despot 34. Bununla Barış saldırmış olabilme ihtimali yüksek. Hızlandırılmış bir şekilde devam ediyoruz. Ejder, Balon, Yarasa muhteşem üçlü. Bu Barış'ın kombini ama Barış mıdır saldırıyı yapan bilemiyorum. Biz izlemeye devam ediyoruz. E, gayet güzel bir şekilde sol taraftan Barbar Kral ve Okçu açtıktan sonra sağdan da ejder balonla giriyor. Ee, klasik Barış'ın saldırı hareketi. Zeplin'i koruyucunun etkisiyle ana binaya yetiştirdi. Öfkeyi patlattı ana binayı aldı. Orada muhteşem dörtlü savunma şampiyon, kral, kraliçe ve koruyucudan etkilenmeden ana binayı aldı. Evet ben oyunun hızına yetişemiyorum ama e, yetişeceğiz bir şekilde. Yarasalar öldü. Yarasaları burada kaybetmesine rağmen bu köy üçlenmiş arkadaşlar. Koruyucu'yu da kaybetti. Bu köy ona rağmen üçlenmiş. Farkında mısınız? Ee, gayet zor bir dönem ki orada 3 4 ta tane şey var. Bakın. Bu çok önemli bir şey. Evet, Barbar Kral Okçu Kraliçe tek nefeste almış. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Koruyucu şampiyon Kral Kraliçe'ye rağmen almak artı savunmalar ve depolar yani bu mükemmel mükemmel bir saldırı olmuş vay arkadaş vay arkadaş şuna bak ya Allah'tan süreye sıkışmamış sıkışsa neler olurdu kim bilir kim bilir evet gayet güzel eline koluna sağlık ve bir diğer üçlüye doğru hareket edelim son 7 dakika e, ordumuz hazır sıkıntı yok o yüzden saldırılarımızı gösterelim arkadaşlarımızın yapmış olduğu güzel saldırılar. Evet, Yeti Cadı Süper Atıcı saldırısı ve Alev Atıcı ile beraber e, koruyucu yürüyüşü. Ben şu koruyucu yürüyüşünden çok korkuyorum arkadaşlar. E, göndereceğim orduyu koruyamayacağım diye. E, bu gerçekten çok önemli bir saldırı. E, benim nezdimde tabii ne kadar önemlidir bilemem, ne kadar zordur bilemeyeceğim baykuş orada öldü bu arada bizim baykuş da 9. seviyeye yol alıyor son bir seviyesi kaldı muhtemelen onu da e, kitapla yükseltiriz gibi geliyor 10 gün sonra evet sıkıntı yok girdi İçeri doğru katetti. süper atıcılar ana binanın zehrin etkisiyle yani oradan çıkmışlar gayet güzel orada değillermiş gayet güzel çoklu cehennem kulesinin olması da gayet güzel güzel bir şekilde ilerlemiş. Şifacılar kraliçeyi koruyucuyu bırakmış mı bırakmamış. Gayet güzel. Vallahi koruyucuya bak. Ölmedi kalbimizde yaşıyor. Barbar kral koruyucuyu indiregandi yapıyordu ki kraliçe araya girdi. Hop birader dedi. Yaşlılara el kaldırılmaz dedi. Verdi odunu. Gayet güzel bir şekilde gidiyor gidiyor. Üçlüyü patlatıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun Ali'ye. Mükemmel bir saldırı. Ali Baba çiftliğe çevirdi rakip takımı. Şimdi ee, diğer üçlüye bakalım. Bu da Ali'nin, Ali, Ali Baba'nın çiftliği olmuş arkadaşlar bu saldırılar. Neden diyeceksiniz? Ali bu orduyu kurmuş, rakibi çiftliğe çevirmiş. Harika saldırılar, mükemmel saldırılar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hangi saldırıyı daha çok beğendiyseniz yorumlara bekliyorum. Bakın elimizde süper atıcı, süper büyücü ve ejder balon yarasa saldırıları mevcut. Şu ana kadarki üçlükler bakalım daha farklı bir saldırı var mı ki? Yukarıda bir Furkan saldırısı var. E, Furkan'ın saldırısından da e, şey bekliyorum arkadaşlar. E, hibrit saldırısı bekliyorum ama farklı bir şey de, de beni yanıltabilir. Kartal topu en sona kalmış kardeşim yok böyle bir şey. Kartal topuna bak en sona kalmış adam ortalığı mahvetmiş. Buna helal olsun be. Vallahi helal olsun. Evet son e ee, Bekir de bir üçlük patlatmış. Evet Bekir'in de görelim. Evet bunda yeti daha fazla farkındaysanız pek yok arkadaşlar ve bunda e, uçan kışla var. E, alev atıcı yok. Uçan kuşlar martılar yapmış. Şimdi sol taraftan giriyor koruyucuyla muhtemelen uçan kuşları de sağ taraftan gelecek ee, ya da nereden girecek bilemedim şu hızdan evet uçan kuşları de sağ taraftan girdi hızlandıralım gayet güzel yukarıda bir üçlük daha var onu da görmek istiyorum ama tabi koruyucu yönünü değiştirdi orduları görünce evet özellikle beraber ilerledi işte ben burada çuvallıyorum arkadaşlar bakın ana binaya karşı hiçbir etkisi yok. Ana binanın etrafından dolanıyor. Kaya saçar sizler ömür. Yani ana binaya bu nasıl denk geliyor? Nasıl giriyor? Vallahi çok etkilendim ya. Ben ana binayı almadım mı o savaşı bitiremiyorum. Ödüm patlıyor. Helal olsun Bekir. Mükemmel. Son 3 dakika arkadaşlar. Burada bir üçlük. Ha benim üçlük bu. Bu benim üçlük. Hadi geçelim onu onu izledik. Ve Furkan. Son üçlüğümüz arkadaşlar. Ee, Furkan nereden başlamış? Evet hibrit saldırısı gördünüz mü dedim. Furkan'ın saldırısı hibrit saldırısı. Evet oradan girmiş güzel bir şekilde. Kraliçe yürüyüşüyle. Kraliçe bak satıyor zibidi. Hemen duvar patlatıcı atmış. Gayet güzel. İyi son anda ucuz yırt içeri girdi. Giderse sağ tarafı olmaz. Şimdi oldu hızlandıralım şimdi oldu klan kalesinden gayet güzel bir şekilde onu da atlatmış klan kalesinden çıkan lav tazını ee, tazıya aldı dedikten sonra uçan kışları da yukarıdan indire gandi yapmış binicileri madencileri salmış yüzde %54 54'e kadar geldiğinde daha ana binaya dokunmamış İşte şu riske girmesi vallahi helal konusu kraliçe sizler ömür şampiyon ilerliyor özelliği henüz kullanmamış bir şampiyonu mevcut Gayet güzel bir saldırı. Vallahi mükemmel. Vallahi mükemmel. Furkan'cığım hızlandırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Saldırıya yetişemeyeceğim. Eve geç geldiğim için ee, saldırının tık nefesine yetiştim ancak. E, özür dileyerek bu şekilde yayınımı yapıyorum. Ve güzel bir üçlük. Furki'den beklenen üçlük. Al Pacino'ya ters etki yaptı. Evet şu anda savaş 66 59 son bir saldırı kalmış o da benim saldırı. Rakip saldırılarını yapmaya tenezzül etme diyeceğim ama küçük köylerin saldırıları olmamış. Ee, arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Solo militari şimdi de sana bir saldırı gerçekleştireceğim kardeşim. Ya bu köy bana biraz zor geldi ama artık ağızdan laf bir kere çıkar. Çıkmışken de yapılır arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağımızı ben de bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız. Ee, şuradan girmeyi planlıyorum. Kraliçe yürüyüşüne daha sonra akabinde ne yaparız bilmiyorum. Herhalde şu sağ tarafı ellemem ortadan devam ederim diye düşünüyorum. Haydi bismillah. Gazamız mübarek ola. Saldır ula. Hadi bakalım. Hadi bakalım birlikleri göndermek için diyor. Nasıl yapalım? Birlikleri nereye gönderelim? Şimdi kraliçe gel bakalım canım benim. Şuradan seni gönderelim. Arkı akabinde yollayalım. Hadi kraliçe. Git içeri doğru. Gayet güzel. Bebek ejderi şuradan salalım. Kraliçeyi oraya sokmasın. Oğlum bak gitme sağa. Gitme sağa. Ulan gitme sağa. Gitme. Gitmesa şuraya bir tane patlatıyoruz. Evet orası da açıldı. Gir artık oradan içeriye. Gir artık oradan içeriye. Öfkeyi kaçırdık. Evet aldık öfkeyi ama maalesef şampiyonun etkisi ağır geldi. Kaya saçarı aldı. Problem değil. Şuradan patlatıyorum şeyi. Bir dondurma da şöyle çakıyorum, zeplincim gir içeriye doğru. Aman diyeyim ha, aman diyeyim. Şu saldırıyı sakın bize zehir etme. Al oradan, alacağını. Evet, Kraliçe öldü artık yapacak bir şey yok. Bu saldırı biraz daha e, etkisiz oldu. Diğerine nazaran. Şimdi şuradan da sallayalım. Evet, gayet güzel. Sıkıntı yok. Koruyucuyu gönderiyoruz. Şimdi devam et bakalım. Şuraya bir zehir atalım. Gayet güzel. Hemen patlatalım bir koruyucu özelliği. Tamam. Gayet şık oldu. İçeri girdi. Şuraya da hemen gönderdik arkadaşlar. Atlatıcıyı bakalım neler olacak. Evet süper büyücü kalmaması tabi büyük bir dezavantaj oldu. Maalesef köyün dizaynı biraz değişikti. Dizaynla baş edemedim açıkçası. Dizaynla baş edememenin de vermiş olduğu haklı gurur var içimde. Biraz da acele işe şeytan karışır. Köyü tam gözümüze kestiremedik. Yedideki yapmış olduğumuz planlamayı burada yapamadık. tabi. kartal topunun da orada yapmış olduğu bize büyük etki var. Kraliçeyi şu ee, dediğim bölgeden sokabilseydim içeriye kartal topunu atlatacaktım zaten. Niyetim o yöndeydi. Ama yapacak bir şey yok. Biraz ganimete girmiş gibi olduk. Keşke bire girseydik ganimete. Ama olsun sıkıntı yok. Savaş sona erdi. Gayet güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Elimize konumuza sağlık. 66-59 bitti mücadele. Ee, umarım saldırıları beğenmişsinizdir. Son saldırıya gözünüzü kapatın. iki yıldızda kaldı. Yapacağı bir şey yok. Ee, 50'de 50 savaş yapmış olduk. 50 savaşta 66 yıldız aldık. Rakibin de belediye binası 14 ağırlıklı olduğunu düşünürsek ve oralardan da güzel 3 yıldızlar çıkarmışız demin izlediğimiz göre izlediğimiz oranlar gayet yüksekti bence. E, tüm takım arkadaşlara başarılar diliyorum. Cesur Yıraklanı olarak izlediğiniz videoya da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım saldırılarınızı beğenmişsinizdir ve yorumlara lütfen Lütfen rica ediyorum hangi orduyu daha çok tutuyorsanız onları yazın. Bir sonraki yani şimdi ordumu değiştireceğim. Daha sonra değiştireceğim orduyu da sizin yazdığınız yorumlara göre değerlendirebilirim arkadaşlar. Umarım sizler de yorumlara yazarsınız. Like atmayı aynı zamanda abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bu aralar hiç gelişemiyoruz. Yalan yok. Eee... Benim de eksikliklerim var. İnşallah onları da tamamlayacağım. Ve daha iyi videolarla karşınıza çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.